Ettin de kavga falan mı ettin? O yüzden mi ayrıldın Yalı'dan? Çok mu merak ediyorsun ablacığım? Hı? Umurunda mı senin? Sen aşık ol. Taylan'la gez, dolaş. Ben ilgilenirim kardeşim. Ben mutlu olmayayım mı abla? Ol. Ben olamadım, bir de sen dene. Sen de mi aşık oldun Taylan'a? Bak bana doğru söyle. Ben az önce sana ne söyledim bile? Hı? Ben neden evimden, yuvamdan ayrıyım? Karnımdaki bebek ve Ayşe için. Aşkta meşkte kafayı bulandırmak yok. Duydun mu beni? Bu çocuk iyileşene kadar kavga etmek, küs kalmak da yok. Anladın mı? Anladım abla. Geliyorlarmış. Ne? Salim, bu katta mıydı oğlum? Bilmem ki. Ah, şu hanımefendi bilir belki. Kızım, kızım hanımefendi, bir bakar mısın? Ha, bu kat ana, bu kat, tamam tamam. Aa, ay ben yanlış gelmişim. Çok geçmiş olsun. Kusura bakmayın. Baba, Asiye ablamı gördüm rüyamda. Çok özledim onu. Canım benim ya. Ağladın mı sen? Kıyamam. İyileşecek, merak etme, tamam mı? Gidelim mi? Nereye gideceğiz? Nereye bırakayım seni? Yalı'ya geliyorum. Gel aşkım. Aa, telefonu arabada bıraktım ya. Bu Yalı'dan artık beni bıçakla kazırlar. Bıçakla kazırlar ha? Günaydın yengecim. Günaydın. Zeynep. Çetin nereye götürüyordu kahvaltı tepsisini? Selen Hanım'a. Geldi mi ki o? Evet, geç saatte gelmişler.
yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun be? Ya sen ne yapıyorsun ya? Romantizmin içine ettin be. Ne romantizmi ya? Balayında mıyız biz arkadaş? Ya üstün başın mahvettin be. Kalk git masadaya be. Sana jest yapan da kabahat zaten. Yapma lan. Allah Allah. Bir de eğilmiş öpüyor. Bu ne bu? Bir de şey mi yazdın? Aradığını ben de bulamamış olabilirsin ama ben de buldum, çok arayacaksın. Ay. Sen şair mi oldun aşkım? Daha işte anlayana, anlayana işte. Ha, öküzüm ben, anlamam yani. Yani? Oğlum sen daha benim nasıl biri olduğumu idrak edememişsin. Bu kadın var ya, açılmak isteyene deniz, sığınmak isteyene liman, kopmak isteyene fırtına olur. Bebeğim. O zaman fırtınadan alayım bir dal. Oradan beraber koparız. Yürü git. Çık git. Dışarıda kop, giyineceğim ben, hadi. Ne güzel oynaşıyorduk ya. Bana bak, senin arabanın tamponuna bağlar, gezdiririm şimdi ha. Ay Zeynep! Ay. Ay bir çay koyayım da yorgunluğumuzu alsın bari. Geç babaannem, geç, ben koyarım. Otursun, hadi. Simit neyini alayım mı? Ayşe'nin iştahı açılmıştır belki. Yok babam, uyusun biraz, bırakalım, boş ver. Oo, geldiniz mi? Aa, şuna bak, küp gibi uyumuş. Ayol insan bir merak eder. Akşam konuştuk ya. Salim, kocacığım. Vallahi billahi ben vurdum diye bir şey olmadı. Ya elimin ucuyla ya tokandım ya. Ya biz azarlamaya kıyamıyoruz, sen tutmuş onu ona. Ya Pervin, sen de az gaddar değilsin ha. Hem de ne gaddar. Ayşe de mahsus yapıyor yalnız. Ya, at gibi koşturuyor bütün gün evde. Ben tokanınca bayılıveriyor. Pervin abla bir sus Allah aşkına ya. Demek ilik nakli gerekiyormuş ha. Hadi kız kaynana. Hodri meydan. Torunlarım için canım feda diyordun. Ver bakalım şimdi iliğini. Veririm. Gerekirse canımı da çıkarır veririm. Ekstra para istiyorlar mı nakil için? Evet. İyi. Mine gider Selen Hanım'dan ister. Kesenin ağzını açsınlar biraz. Gecenin nişanlısını gönderdi zaten hastaneye. İnsanlar lafta değil, canla başla tedavisi için uğraşıyorlar Ayşem. Dünyada ne iyi insanlar var be. Neyse ben üstümü bir değiştireyim de. Kafeye geç kaldım zaten. Ay bu yorgunlukla nasıl gideceksin yavrum? Mecburum babaanne. İzin vermezler ki şimdi. Of. Of. Bu Selen size niye bu kadar düşkün oldu? Ha? Kız Mine. Asiye'nin ölümüne bunlar mı sebep oldu yoksa? Ne bileyim, onlar mı itti, ne oldu? Sana sus diye mi para veriyorlar acaba? Ya biri ablama bir şey yapsa, ben parayla susar mıyım hiç? Ha sen susarsın da, ben susmam. Tamam be, kızma. Öylesine söyledik. Fukara Asiye'ye kim ne yapsın zaten? Rahmetlinin çenesinden başka bir şey yoktu. Allah bunun da şifasını versin ya. Vallahi. Siz beni canavar bellediniz ama çok üzülüyorum ben bu çocuğa. Ay Allah korusun, Tuğracan'ın başına böyle bir şey gelse şeytan kulağına kurşun. Ay. Günaydın. Günaydın anneciğim. Canım Eltim. Dün giderken pek bir kararlıydın. Hatta Çetin'e o videoyu sil, kurtuluyorsun benden demiştin. Hayırdır, niye döndün? Sinsi sinsi kapıda dinliyoruz yani. Duyuyor musun anneanne? Bu konuyu kapatmanı istemiştim Ali. Anlamaz o. Ben burada gelmişim şirin şirin günaydın diyorum. Çetin'le aranızdakinin aşk olmadığını başından beri biliyordum. O video da bunun kanıtı. Neyin kanıtı ya? Ne gördün de ne konuşuyorsun? Çetin'le eski sevgilisi kavga ediyordu işte. Başka?
Sonra ne oluyor? Devamında yani. Hı? Getir, hep beraber izleyelim. Ben de susup oturayım. Hale. Bırak anne ya. Döksün içindeki zehri. Ben anlatayım sana o videoda neler olduğunu. Çok, çok çirkin şeyler oldu. Sus. Öğrenmeden susmayacak anne. Söyleyeyim de bilsin. Çetin'le eski sevgilisi tartıştılar ve... Selen! Sonunda da öpüştüler. Öpüştüler mi? Hadi canım. Niye saklıyorsun peki o videoyu? Çetin bana yamuk yaparsa yüzüne vurmak için saklıyorum. Kızdığım zaman aha işte busun sen demek için. Aşkı oyunlar yani anneciğim. Sen anlamazsın. Kim çekti peki o videoyu? Şey çekti. Seda çekti. Zaten onları da tanıştırmış ya. Şu arkadaşın. Evet o arkadaşım. Sonra da videoyu bana gönderdi aldatıldığımın kanıtı olarak. Ben de çok affedersiniz. Aslında terbiyesiz. Bir daha bu evde video lafı duymak istemiyorum. Ben de istemiyorum anne. Sen onun gelinine söyle. Sanki ben açtım konusunu. Anne yalan söylüyor. Ya bir insan nişanlısının eski sevgilisi... Senin bir daha Çetin'le Selen'in ilişkisine karışmanı yasaklıyorum. İlgilenmeyeceksin. Dileklemeyeceksin bu konuyu. Öyle olsun. Karışmıyorum. Bu kız hepinizi parmağında oynatıp dursun. Ay bana ne? Merhaba Sedat Bey. Teşekkür ederim siz. Benim sizden ilgilenmenizi istediğim bir konu var. Hizmetçilerimden birinin bir akrabası, genç bir kız kaybolmuş da. 1,5 ay kadar önce. Aynı gün şantiyelerimizden birinde bir kaza olmuştu. Hayır neyse ki ucuz atlattık. Kız da aynı gün kaybolmuş. Sizden ricam, o gün İstanbul'da şüpheli bir şekilde ölen genç bir kız var mı? Araştırır mısınız lütfen? Sedat Bey, bu aramızda kalsın. Ahmet'in duyup huzursuz olmasına gerek yok. Sizden haber bekliyorum. Hoşça kalın. Lütfen Allah. Lütfen o kız ölmemiş olsun. Günaydın. Aa. Hoş geldin. Bir şey mi oldu? Neden geldin? Aa, o ne demek yok? Gelmese miydim? Hayır. Yani bu saatlerde hiç gelmiyordun ya. Hı. Ondan. Bilmem. Belki bir kahvaltı ederiz diye düşündüm. Yani bilmiyorum tabii. Senin için de uygun olur mu? Olur ya. Baksana hiç kimse yok zaten. Hadi gel. Şöyle. Sen yorgun görünüyorsun. Hiç uyumadım çünkü. Ayşe kötüleşti. Bütün gece hastanedeydik. Ah canım benim ya. Nasıl oldu şimdi? İyiyim. Serum falan verdiler işte. İlk nakli gerekiyor dedi doktor. Hay Allah. Çok üzüldüm. Ya sen de biraz dinlensen ne bileyim izin alamıyor musun? Biraz uyurdun. Herkes Selen Hanım gibi rahat izin vermiyor ki.
Ya Mine, ben bir şey söylemek istiyorum. Kızma ama... Yani ben Ayşe'ye, size yardım etmek istiyorum. Sen işi bıraksan daha çok Ayşe'nin yanında olursun. Yani aramızda para gibi şeylerin konusu olmasın. Olmaz. Yani ben senden para alamam. Benim yanımdasın ya. O bana güç veriyor zaten. Ben de bugün avukatla konuşacağım. En kısa zamanda boşanacağım. Artık yanından hiç ayrılmayacağım. Gölgelerle savaşıyor gibiyim anne. Ya Çetin ile Selen büyük bir sır saklıyorlar. Biliyorum. Ama öğrenemiyorum bir türlü. Kızım, sarımsağı telli duvaklı gelin etmişler. 40. gün kokusu çıkmış. Sen boş ver. O da bir gün elbet açık verecek. Sen Selen'i bırak da şimdi. Taylan'la aranız nasıl? Ondan haber ver anneciğim. Onunla da iyi değil. Geçen gece aramızdaki sorunları hallettiğimizi sandım. Eskisi gibi olduğumuzu. Rüya ölmeden önceki gibi. Hatta yeniden bir çocuğumuz olur diye bile ümitlendim. Sabah yine uzaklaştı benden. Bu bir hataydı dedi. Bilmiyorum anne. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Ama ben biliyorum Allah'ıma bin şükür kızım. Sen hiç merak etme. Anneciğim, sil gözünün yaşını. Ben şimdi geliyorum. Merak etme. Videonun sonunda Selen'le öpüştün, tamam mı? Anneannenle Hale'ye böyle söyledim. Eski sevgilimin videosunu neden sakladığını sormadılar mı? Sordu tabii. Hale sordu yani. Kaçar mı? Kadınsal bir numara. Aldatma kanıtı olarak saklıyorum dedim. İnandılar mı? Yani. Sanırım. İyi. Kaçtın mı? Nereye? Ali'yle buluşacağım. Bu mahalledeki tekstil atölyesini götürecek mi? Ali'yi nerede buldun ya? Hangi ara konuştu? Senin telefonundan numarasını aldım. Ha, sen benim telefonumu karıştırdın. Ya kızım, ben gerçekten istiyorum bu işi. Kararlısın sen. Evet. Ya sen böyle atar yaptın hani, sen mi kurtaracaksın bizi falan diye ama... ya ben kendimi ispat etmek istiyorum. Anlıyor musun? Adam ol diyordun, olacağız işte. İyi. Var mı o kadar paran senin atölyeyi alacak kadar? Dedemden isteyeceğim. Evet. Selen Hanım evdeler mi acaba? Niye aramıştın Selen Hanım'ı? Bir halini hatırını soracaktım. Kendisi benim kuzenim olur da. Kuzeni misiniz? Buyurun. İyi, hadi git o zaman. Hadi gideyim o zaman. Ha, bana bak. Atölye sahibi anasını gözdür ha. İyi pazarlık yap. Selin Hanım, kuzeniniz geldi. Kuzenim mi? İçeri sanma da heybetliymiş ha. Çocuğumu burada mı doğuracaksın Asiye? Babası gecekondu da büyüdü. Çocuk yalıda. Ne işin var senin burada ya? Ne diyorsun lan sen? Bebek bundan. Aşık olduğum adamdan yaptın bebeğimi. Evet, bebek benden. Asiye de bana aşık. Zoruna mı gitti? Tabii canım, tabii. Kesin öyledir. Ali de yanlış biliyor yani ha? Ali mi söyledi? Yanlış biliyor, evet. Hani bebek benden mi diye sormuştun ya bana. Ben yalan söyledim o gün sana. Çetin de benim bebeğim o. İkimizin. Öyle olsun bakalım.
Çocuğun derdinde değilim zaten ben. Orası kesin. Senin derdinde, dininde, imanında para olmuş. Para mara istemiyorum lan ben sizden. Beni şirkete sokun. Oradan yürüyeyim gideyim. Başka da bir şey istemem. Ha belki üstüme başıma bir şeyler gerekir. Onu da artık sen kardeşim. Oğlum tersini var ya. Tamam tamam. Ben halledeceğim, bana bırak. Seni işe alacağız. Ama bir daha bu yalıya gelirsen... dayak manyağı yaparım seni, koçum. Tamam koçum. Tamam. Hadi. Tamam, tamam. Hadi eyvallah. İnandı mı acaba? Ha. Ya bebeğin kendisinden olduğunu anlarsa? Ya bebeğime bir şey yaparsa? Yapamaz, merak etme. Onu işe alacağız, o da sesini kesecek. Sen rahat ol. Güven bana, tamam mı? Güveneyim mi? Güven tabii. Ben varken kimse sana da bebeğine de bir şey yapamaz. Bunu aklına sok. Ben başımın çaresine bakardım aslında ama... yine de sağ ol. İyi bir adamsın sen. Bunu yeni mi anladın ya? Ya bir şey soracağım. Hani ben de sana şantaj yapıyorum ya. Berkant kadar iğrenç görünüyor muyum? Hmm. Yani belki bıyığın olsa falan. Gerizekalı. Ne o ya? Niye öyle yiyecek gibi bakıyorsun? Işık kapalı, kes sesini. Sarı biberlerden de aldın değil mi? Akşama yahni yapacağım. Onun tadını hiçbiri vermiyor. Aldım Hacer abla, aldım. Evet. Ben Selen Hanım'la görüşecektim de. Selen Hanım yok. Kim diyeyim? O beni tanımaz şimdi ya. Şoför arıyormuş da Selen Hanım. Ben onun için gelmiştim. Tabii ya. O adam yine şoförlük için mi görüşmeye gelmiş? Hangi adam? O biraz önce çıkan bıyıklı. O Selen Hanım'ın kuzeniymiş canım. Emin misin Hacer abla? Tabii canım, oturup konuştular. Süpürgeler, bandallar, laylocu, laylocu. Efendim Mine? Baba, hastaneden aradılar şimdi. Bizden aldıkları örnekler Ayşe'ninkiyle tutmuyormuş. E ne olacak şimdi? Göz göre göre ölecek mi benim kızım yani? Deme baba öyle ya. Allah korusun. Doktor başka yakın akrabanız var mı diye sordu. Ben de bir kardeşimiz daha var dedim. Tuğracan'ın iliği belki Ayşe'ninkiyle uyabilirmiş. Ama hemen bugün gidip test yaptırmak lazım. Ya gece sen de duydun, hiçbir zararı yok. Pervin ablaya böyle anlatsan... İzin verir mi ki acaba? Verir verir ya, niye vermesin Mine? O da bir ana. Merak etme, ben ona söyler Tuğracan'ı alır getiririm. Tamam, senden haber bekliyorum o zaman. Hadi kızım. Makineler bunlar. Burayı açarken hepsini sıfır aldım. Ali şahit. Tıkır tıkır çalışıyorlar. Siz neden satıyorsunuz? Rusya'da satış yaptığım iş yeri iflas etti. Benim mallarda gümrükte kaldı, nakde sıkıştım. Çekleri döndüremiyorum. Bizim sektör böyle maalesef. Elinde sıcak para olmayınca bittin. Oysa sizin arkanızda koskoca Belenoğlu Holding var. Benim gibi olmazsınız tabii. Dedeme güvenerek iş yapmıyorum. Kendi çabamla işleteceğim burayı. Fevzi Bey satış yaptığı firmaları da devredecek. Ayrıca onun için de belirli bir komisyon parası alacağım sizden. Alınmaca yok. Ticaret bu. Tabii, tabii. Kalifiye işçi bulma konusunda sıkıntı yaşamayız değil mi? Yok. Arkadaşların çoğu işsiz bekliyorlar zaten. Siz bir düşünün isterseniz. Başka alıcılar da var. Ben de onlarla görüşürüm. Kararımı verdim. Alıyorum. Çok isabetli bir karar verdiniz Çetin Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Ee,
Test yaptılar Salim'e, Mini'ye, bana. Artık hangimizinki uyarsa vereceğiz kanımızı, iliğimiz. Sağ ol Pervin. İlik vereceğiz. Ben de ilik vereceğim ha, değil mi? Sen eksik kal. Aa, niye erken geldi ki Salim? Turacan! Montunu giy de gel paşam, hadi. Parka mı gideceğiz? He, parka gideceğiz. Niye erken geldin sen? Hastaneye gideceğim Pervin. Piyango sana vurdu yani. İliğini mi vereceksin kızına? Baba olmak kolay değil. Sen nereye lan? Babam beni parka getirecek. Hastaneye gitmiyor musun sen Salim? Ha? Çocuğu niye götürüyorsun? Salim, Turacan'ı niye alıyor ya? Ha, çocuğu ne yapacaksın? Bizim testler olumsuz çıktı. Bir umut Turacan'ınkinde. Verdirmem oğlumun iliğini falan. Verdirmem çocuğumun iliğini, bırak. Yahu dur. Bir anla, dinle. Kötü bir şey yok bunda. Bırak. Yahu dur. Kötü bir şey yok. Dur Pervin. Ver çocuğumu. Dur. Dinle ya. Pervin ne oluyor? Ayşe için oğlumu feda ediyor. İliğini istiyormuş. Verdirmem. Yahu dur. Bir zarar yok ya. Öyle bir şey olsa kendi öz oğluma yaptırır mıyım? Yaptırırsın. Kızların için kıtır kıtır keser yersin sen bizi. Aa, Pervin bir zararı yokmuş. Seninki çocuksa Ayşe de çocuk. Ölürüm de vermem çocuğumu. Gel, gel. Mine versin. Ablası değil mi? Uysa vermez mi kızım? Biraz merhametli ol. Olmuyor. İster canavar deyin, ister gaddar. Verdirmem oğlum bir şeyi. Yahu Pervin yok işte, yok. İnadın yüzünden Ayşem göz göre göre ölüme gidecek ya. Bacım sen de git hastaneye. Doktorlarla konuş, dinle. Belki razı olursun ha. Sen karışma Fatma. Çocuğun yok, anlamaz. Allah başka bir yol göstersin Salim abi. Ne diyeyim ben? Mine. Pervin Turacan'ı vermiyor kızım. Ne yapacağız şimdi? Tamam baba, anladım. Akşam konuşuruz. Peki kızım, peki. Abla. Ayşe'yi bir tek sen kurtarabilirsin. Sana fazladan para veririm. Atölyeyi idare edersin. Müşterilerle de ben ilgilenirim. Yok. Fazladan bir şey istemem. Eskiden ne aldıysam o. Sen bilirsin. Ha, Asiye'nin babasına da haber verirsin değil mi? O da iş arıyordu. Asiye mi aldırıyor sana burayı? Sen Asiye'nin mahalleden arkadaşıydın değil mi? Ya siz hiç mi tanımıyorsunuz bu kızı? Asiye gururlu kız. Kardeşi dışında para istemedi benden. Harbiden o yüzden mi duruyor yalıda? Ya tabii ki o yüzden. Para pul için değil herhalde. Ya yok. Biliyorum. Asiye ağır bir kızdır. Öyle Berkant onu ortada bırakmasa bu yollara sapmazdı hiç. Evet, Berkant geri geldi. Biliyorum ya. Ben sebep oldum. Kafama tüküreyim. Evet, insan hata yapıyor ama bedelini kendisi ödemiyor bazen. Ali. Ben o kızı bilerek öldürmedim. Kazaydı. Yok abicim yok. Beni hiç o işlere bulaştırmayın. Sen bilirsin. O adam, dayın. Hala Mine ile görüşüyor mu? Abicim sen de beni o işe karıştırma. Söyle vallahi çalışmam seninle bak ha. Bilmiyorum ya, gerçekten bilmiyorum. Hadi gidelim. Yarın parayı getiririm ben. Ellerine sağlık kızım. Zeynepciğim, gel bakayım şöyle benim güzel kızım. Bak kızım, bu evde bir savaş var. Sen de tarafını seç. Yıllardır yanında çalıştığın kızım Hale mi? Yoksa yeni gelen Selen mi? Ben taraf tutmasam...
Kızı, sen durumun vehametini anlamadın galiba, hı? Bak kızım, Selen bu eve yerleşti. İlk önce sizi işten çıkaracak. Kendi akrabalarını yerleştirmek için. Semra Hanım buna izin vermez. Ay ya, ya. Tabii. Mine'yi işe alırken ona sordu mu, hı? Bak Zeynep'ciğim. Hem bizim senden çok fazla istediğimiz bir şey yok ki. Şimdi sen Mine'yle ister istemez arkadaş oldun ya. Bir ara sor bakalım. Nerede çalışıyor? Bunun karşılığında da benim prensesim Hale seni el üstünde tutsun. Değil mi Hale'cim? Tabii. Hayır, aileden biri değilim. Ama siz yine de örnek alın. Belki tutar, bir çocuğun hayatını kurtarmış olurum. Akraba olmayanlarda dokuların uyuşması çok düşük bir ihtimal. Olsun. Biz yine de deneyelim. Mucize diye bir şey var değil mi? Peki. Hemşire Hanım sizi test için hazırlasın. Tamam. Yalnız Doktor Bey, sizden ricam adımın duyulmaması. Ya kimse bana minnet etsin istemiyorum. Gerek yok. Nasıl isterseniz. Hemşire Hanım, odama gelir misiniz? Sizi bekleteceğiz biraz. Mineciğim, görüşemiyoruz. Tabii sen yalıdan ayrılınca koptuk gittik. Yalıya da gelemiyorsun. Ben seni bir izin gününde ziyaret etmek istiyorum. Hı hı. Anladım canım. Tamam. Cumartesi günü o zaman görüşürüz. Hoşça kal Mineciğim, hoşça kal. Maslak Limon Kafe diye bir yer. Güzel. İzin yapmak istediğin gün bana söyle yeter Zeynep. Bir de bir yeşil çantam vardı benim, yılan derisi bilirsin. Onu da sen al. Ben yeterince kullandım zaten. Teşekkür ederim. Bugün Selen Hanım'ın kuzeni Yalı'ya gelmiş. Yani daha önce de gelmişti. Niye geldi? Şoförlük için. Yani Selen Hanım'la görüşmek istemişti. Neyse benim güzel kızım. Hadi sen işinin başına git. Nasıl dili çözüldü gördün değil mi? Anne yani şu düştüğüm duruma bak. Hizmetçilerle beni muhatap ediyorsun, sinir oluyorum ha. Ah kızım, kızım. Hizmetçi parçasının bir tanesi almış kocanı götürmüş. Sen hala burnun havada dolaşıyorsun. Tövbe ya Rabbim, tövbe estağfurullah. Bu kuzen de nereden çıktı be? Sen hiç gördün mü onu? Cık, görmedim. Ama neyse. Biz şimdi neyi bir halledelim? Sıra kuzene de gelir nasıl olsa. Rapor haftaya hazır olsun. Tamam efendim. Toplantı bitmiştir. Teşekkür ederim. Dedeciğim. Bir şey soracaktım. Şimdi benim şirkette hissem var değil mi? Elbette. Ne için sordun? Tamam, ben onun bir kısmını alabilir miyim? Yani nakit karşılığını. Paraya ihtiyacım var da biraz. Biz şirketimiz büyüsün, üstüne ne katabiliriz diye düşünelim. Çetin Bey parasını almak istesin. Ben daha ölmedim evladım. Ve bu dünyadan göçene kadar kimse şirketi paylaşamaz. Paylaşmak gibi değil de ben bir iş kuracağım o yüzden. Yapamazsın. Burada bile bir alta yaramıyorsun. İki günde iflas edersin. İyi, tamam ya. Ben bakarım başımın çaresini. Kredi falan çekerim artık, bilmiyorum. Bak.
bana soracaklar kefil misin diye. De orada kefil ol bari. Kes sesini, sözümü dinle. Eline yüzüne bulaştıracaksın. Tanımıyor muyum ben seni? Tanımıyorsun dede. Yapacağım ben bu işi. Göreceksin. Hayret bir şey ya. Çetin, ne oldu? Mutlu musun dayı? Ömrümün sonuna kadar gölgende yaşayacağım. Bir gelsene ben de. Nedir bu tavırlar Çetin? Ya sen niye böyle yapıyorsun? Seni ne kadar sevdiğimi, ne kadar önemsediğimi bilmiyor musun? Ya düşmanımmışım gibi davranıyorsun. Sen hep ezdin beni dayı. Farkında değilsin ama hep ezdin sen beni. Yapmadım böyle bir şeyi. Yaptın dayı. Her zaman en akıllı sen oldun. En başarılı, en bilgili, en centilmen, en kültürlü. Çetin ezik. O böyle kızlarla geçsin. Boş boş dolaşsın. Tamam, yaptım böyle şeyler. Yapmadım değil. Ama sen varken kendimi göstermem mümkün değildi ki zaten. Bahane bunlar Çetin. Hiçbir zaman çalışmadın. Hiçbir şey için emek vermedin. Çünkü öteki türlüsü daha kolayına gitti. Eğer kendini değiştirmek istiyorsan önce kendini eleştirmekle başlayacaksın. Ya dayı, ben Selen'i çok seviyorum ya. O da beni sevsin istiyorum. E seviyor işte oğlum. Yoksa neden evlensin? İşte mecburiyetten. Ne demek mecburiyetten? Yani işte hamile, bir de girdik bir yola. Bir dakika ya, beni sevdiğini söyledi mi? Yani sen öyle bir şey mi anladın? Ay Allah'ım ya. Ya bak gülüyorsun. Ya hep böyle yapıyorsunuz zaten. Hep gülüyorsunuz bana. Ya ben baba olacağım. Karıma, çocuğuma layık bir adam olmak istiyorum. İş kurmak istiyorum. Ona da dedem izin vermiyor. Ne iş yapmak istiyorsun sen? Ya bir tekstil atölyesi var. Orayı satın almak istiyorum ama param yok. Ya ilk defa bir işi bu kadar çok istiyorum. Ya bir güvenin bana ya. Ya bir kere de güvenin ya. Kaç para lazım sana orası için? Ben vereceğim. Ne? Kaç para? Neden? Tamam ben vereceğim ya. Ben güveniyorum sana. Söyle. Nasıl ya? Ciddi misin? Gerçekten mi ya? Tabii. Ya sen aslansın ya. Adamsın adam. Belirttiğiniz tarihte İstanbul'da 3 genç kız ölmüş. İkisi maalesef erkek cinayetine kurban gitmiş. Bir de kendini uçurumdan atan bir kızcağız var. Ölmüş mü? Evet. Hizmetçi yakın o mu? Galiba. Adı neydi kızın? Asiye Alsancak. Mine Alsancak. Referanslarınız var mı kızım? Daha önce nerelerde çalıştınız? Anneciğim ben varım ya referans. Kaç yıldır tanıyorum kız ben seni? Ha? Olmuştur değil mi bayağı? Evet oldu bayağı. Kardeşim gibidir kendisi. Mine, ölen kızın kardeşi miydi? Anlamadım. Teşekkür ederim. Lütfen Ahmet'e hiçbir şey anlatmayın. Bu mevzu aramızda kalsın. Tamam, merak etmesin. Yüzüksüz mü evlenme teklif ettin yoksa? Yani tam olarak öyle değil de hazırlıksız yakalandım. Ya damdan düşer, hatta uçurumdan düşer gibi oldu. Değil mi aşkım? Kıbrıs'ın havası yaramıyormuş canım. Giden ölüyormuş. Ölüyormuş derken? Aramızda şaka mı? Bu da diğer arkadaşım. Ya bu kız çok sevimliydi ama bir anda ortadan kayboldu. Yani yer yarıldı, yerin içine girdi sanki. Selen'le Çetin kavga ederlerken duydum. Ben çekip gidiyorum, o videoyu sil, benden kurtulacaksın dedi kız. Kesin bir şey var o videoda. Asiye Alsancak, Çetin'in sevgilisi. Çetin kavga ederken onu itti ve onu öldürdü. Bunlar da şantaj yapıyorlar. Onların sana
şantaj yapmasına izin vermeyeceğim. Anneanne kurtaracak seni o kızlardan.